Aslı. Ben sana gördüğüm ilk andan beri aşığım. Ben de. Yaşadıklarım da rüya olsaydı. Rezil oldum. İyi misin? Sakın, sakın. Bak sakın kusayınlama. Yut, 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 geri yut. Ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Allah'ım. Rezil oldum ya. Başıma ne gelecek acaba? Resmen acınacak haldeyiz. Yok, bu böyle olmayacak. Of Aslı ya, ne oldu sabah sabah yine söyleniyorsun? Ne mi oldu? Daha ne olabilir Gonca? İşimiz yok, 5 kuruş paramız yok. Ya geceyi kumsalda şezlongun üstünde uyuyarak geçirdik ya. Ben bir günümü daha bu şekilde böyle geçiremem. Annemi arayacağım, her şeyi anlatacağım. Bize dönüş için para göndersin. Kızım saçmalama. Her şeyi halledeceğiz bugün. Erdem çoktan konuşmuştur belki de müdürle bizim için. Kalacak yerimiz de olacak işimizde, hiç merak etme. Ya tamam, her şey ilk başta çok iyi gitmemiş olabilir. Ama bundan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum sana, güven bana ne olur. Tamam. Sadece bir gün daha. Tamam, anlaştık. Hadi şimdi gidelim de Erdem'e bakalım. Belki halletmiştir bile. Sefalette son nokta. İle alakalı her şeyi çok güzel planlamışsınız. Beğenmenize sevindim Volkan Bey. Açılış öncesi bir prova olur diye düşündük. Açılışı da Ruf Bar'da yapmayı tasarlıyoruz. Hatta bugün mimar arkadaşımız gelecek. Mekandaki tadilatla ilgili görüşlerini alacağız. Toplantıya katılmak ister misiniz? Çok iyi olur. Toplantıya haber vereceğim. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Kuzan günaydın. Günaydın. Sıkıntılı gördüm seni. Bugünün gazetelerine baktın mı? Yine mi? Fena. Nihat amcam bu sefer asla geri adım atmaz.
Sadece babam olsa iyi. Son fotoğraflarımdan sonra annem de bilenmeye başladı bana. Bu fotoğraftan bahsediyorsun değil mi? E normal, kadın dayanışması. Doğal olarak direkt Çağla'yı düşünmüştür. Aynen. Çağla'yla bu sebepten ayrılırsanız karşında beni bulursun dedi. Büyük rest. Annemin desteğini kaybedersen var ya, biterim ben. Çağla haberleri görür görmez çıldıracak. Zaten Amerika olayında yalan söylediğimi düşünüyor. Takık bana. Üstüne bir de bu olaylar. Oğlum anlattığın kadarıyla akşam yaşananları senin suçun yok. E kızla da bir alakam olmadı diyorsun. E tabii bana doğruları anlattıysan. Ya bana sen bile inanmıyorsun. Bu fotoğrafları gördükten sonra Çağla nasıl inansın? Bu olay bana neyi hatırlattı biliyor musun? Neyi? Yalancı çobanın masalını. Sen geç dalgın güzel, geç. Oğlum bozulma hemen ya. Ne bozulmayacağım ya? Şu düştüğüm duruma bak. Hep o arıza kız yüzünden. Başımı açtığı işlere bak. Kuzen, sen çok gerilmişsin. Gel biz bir masaja inelim. Akşamda zaten otelde parti var. Enerjini anca toplarsın. Parti mi? İşte bu biraz moralimi yerine getirdi. Oğlum sen var ya, adam olmazsın. Hadi. Resmen burada karşıma çık. Bir tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Ay, çok özür dilerim, çok pardon. Çok pardon. Ya beni boş ver, sen iyi misin? Başını çok kötü vurdun. İyiyim, iyiyim. Fark edemedim. Başın kanıyor, dur bir bakayım. Ne haber? İyiyim. Burada mı çalışmaya başladın? Evet. Güzel, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu arada küçük bir serip, önemli bir şey değil. Ben çok özür dilerim, üzerinizi mahvettim. Ya canım, sodadan ne olacak? Ayrıca bu sıcakta iyi geldi. Tamam, ben size yenisini getireyim o zaman. Efendim? Volkan Bey. Ruh Bar'da yapacağımız tadilatla ilgili mimar arkadaşımız geldi. Toplantıya katılacak. Nasılsınız efendim? Tamam, hemen geliyorum. Buyurun. Tekrar kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Sen iyi misin? Aslı? İyiyim, teşekkürler. Ay, resmen ismini söyledi. Bayılacağım şimdi. Manyağı işe kim aldı ya?
Bakar mısın? Sen bakar mısın? Tamam. Buyurun efendim. Benimle bayana ilgileniyorum. Söyler misin o bana? Benim aklımda sıcak. Ya işi var der misin? Kendisi biraz meşgul da ben ilgilensem. Beklediğimi söyle. Hemen gelsin. Seni bekliyormuş, hemen gelsin dedi. Farkında mısın? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Niye ısrar ediyorsun? Benden uzakta durmak istiyorsan burada işin ne? Çalışacak başka otel bulamadın mı? Nerede çalışacağımı sana soracak değilim herhalde. Murat Bey, bir sorun mu var? Aslında bir sorun var. Daha doğrusu vardı ama... Aslı Hanım yardımcı oldu. Hallettik. Sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten birinci sınıf bir ekip kurmuşsunuz. Çalışanlarınızın hepsi birbirinden kibar. Teşekkürler. Bunları sizden duymak mutluluk verici. İyi tatiller. Kıyamını unutma. Sipariş vereceksen ver. Hemen. Bir kola alayım. Buz lütfen. Dün gecenin intikamını bu şekilde mi alacaksın? Kendine hizmet ettirerek mi? Başlangıç olarak evet. Ama daha iyi planlarım var tabii ki. Şu an istediğini yapıyorsam üzerine kustuğum için mahcup olduğumdan. O yüzden havalara girip de sabrımı zorlama. Limonu yok bunun. Sevmedim. Vişne suyu alayım ben. Yok ya, vazgeçtim ben. Soda alayım. Bu olmadı. Gazoz getir. Buzlu ve limonlu. Sana gazozu öyle içmek istediğimi kim söyledi? Buzsuz ve limonsuz olsun. Peki, hemen. Buzsuz ve limonsuz. Manyak, az kaldın boğuyordun beni. Asıl sen beni boğuyordun. Keşke boğulsaymışım. Ya niye çekiyorsun ki beni havuza? Ya ben ne bileyim yüzme bilmediğini. Hem yüzme bilmiyorsun hem havuzda çalışıyorsun. Asıl sensin.
Aslı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Tartıştığını kim olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Salağın teki. Bak buna müsamaha göstermem mümkün değil. Seni rapor etmek zorundayım. Nerede bu kız ya? Hayatta kabul etmez şimdi. Bir şekilde ikna edeceğiz artık. Burak Bey merhaba. Ben de sizi arıyordum. Kusura bakmayın. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. O personelle ilgili gereken yapıldı. Hiç merak etmeyin efendim. Nasıl yani? İşine son verildi. Ya niye kovuyorsunuz ki? Size bir şikayetim oldu mu benim? Burak Bey size o şekilde davrandığını görünce... Ya neyse neyse. Otelden ayrıldım peki. Ona nasıl ulaşabilirim? Ben hemen araştırıyorum efendim. Tamam, çabuk olun. Peki, bekliyorum. Efendim. Çıktı para. Bırak şimdi nereden çıktığını da al işte. En azından senin için bunu yapmama izin var. Gonca bileklerini mi sattı? Aman modası geçmişti zaten. Ya o bilekleri ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ben bu parayı kabul edemem. Aslı, eğer kabul etmezsen beni daha çok üzersin. Hem seni buraları sürükleyen de benim, paramızı çaldıran da. O yüzden lütfen al şunu. İnan kabul edersen kendimi daha iyi hissedeceğim. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Bugün Biçber'de işe başlayan Aslan'ım orada mı? Kendisine hemen ulaşmam lazım. Az önce çıkışı yapıldı Fatih Bey. Otelden ayrılmış olabilir. Peki Aylin Hanım, teşekkürler. Ne oldu? Az önce çıkışı yapılmış efendim. Seni de zor durumda bıraktım Erdem. Özür dilerim. Sorun değil de böyle olmasına ben de üzüldüm. Ya haklı olduğun halde eşinden oldum baksana. Bizim müdürler böyle müşteri memnuniyeti konusunda falan hassaslar. Hiç tolerans göstermiyorlar. Onlar da kendilerine göre haklı. Yani olayları bilmedikleri için. Neyse. Olan oldu. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de Aslı'cığım. Her şey için teşekkürler. Yani Gonca sana emanet. Ona göz kulak olursun değil mi? Merak etme. Of, ağlayacağım ama şimdi. Saçmalama ya. Taksi geldi. Tamam. Teşekkürler. Keşke gitmesem. Tamam, neyse. Gidince mutlaka haber ver, tamam mı? Tamam. Ararım zaten, haberleşiriz. Hop hop hop! Taksideki arkadaşın mı? Nereye gittiğini biliyor musun? Havaalanına gidiyor. Münasebetsiz biri yüzünden işten kovuldu da. Ayrıca sen kimsin? Niye soruyorsun Aslı'yı? Tamam, teşekkürler. Taksi var mı? Hemen çağırtayım Burak Bey. İsterseniz içeride oturup bekleyin. Gelmesi bazen 15 dakika buluyor. Benim o kadar zamanım yok. Hey, in. Oo, Burak Bey. Harba kısa bir süre eline bana lazım. Misafirimizin aracı Burak Bey. Hemen geleceğim. Arkadaki aracı tanıyor musunuz? Yine mi sen ya? Gitti yakamı, bırakmıyor. Şey, tanımıyorum abicim, devam edelim biz. Ne
Ya dursana. Ya ne var ya, ne istiyorsun? Ya bak çok önemli, konuşmamız lazım. Durdurur musun şu taksiyi? Durduramam. İnat etme. Hadi, önemli diyorum. Of ya, of. Abicim kusura bakma, müsait bir yerde sağa çekebilir misin? Tabii ki. Sen benim başıma bela mısın? Senin yüzünden işimden oldum. Az kalsın ölüyordum ya. Daha ne istiyorsun benden, ne? Ya bak, gerçekten üzgünüm. Ama senin de bana pek uğur getirdiğin söylenemez. Bar kavgasına, hele de üstüme kusmanı unutma. Neyse. Ben otelle görüştüm. İşine tekrar başlayabilirsin. Bunun için mi geldin peşimden? Aslında bir şey daha var. Ya ver çantamı. İstersen bunu da yolda konuşalım. Ya bırak. Ya bıraksana valizimi ya. Ya. Ya ya nereye gidiyorsun? Ya, seninle hiçbir yere gelmem. Senin yüzünden taksi de gitti. Uçağı da kaçıracağım ya. Of. Bak, geliyor musun? Ya. Biliyor musun? Bak, son kez soruyorum. Bagaj! Evet. Ne konuşacaksın benimle? Ya nereye gidiyorsun? Havalimanına gider misin? İşini geri aldım. Gitmene gerek kalmadı ki. Of! Seninle karşılaştığımdan beri olaysız bir günüm yok ya. Lütfen beni havalimanına bırakır mısın? Bu eksikti ya. Ne oldu? Neden durdun? Ah, çamura saplandık. Dedim ben sana. Bu yolda bizim ne işimiz var ki? Ne yapacağız şimdi biz? Bir susarsan çaresine bakacağım. Aslı, direksiyona geçer misin? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Sen ne biliyorsun ki? Of, neyse geç direksiyona. Ben anlatacağım. Zor değil ya, bu otomatik zaten. Tamam, şimdi ne yapacağım? Bak, araba çalışır durumda zaten. Önce el frenini indir. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. Hadi! Ya bulamıyorum, bağırma bana ayrıca. Of Aslı!
Bak, şimdi en sağdaki pedala, yani gaza, hafifçe dokun. Hadi biraz daha yüklen, hafif ama. Tamam, anladım. Hadi, yüklen, yüklen. Yüklen. Sen iyi misin? İyiyim. Çok özür dilerim. Arabanı mahvettim. Araba benim olsa sıkıntı yok da. Araba kimin ki? Bilmem. Ya sana yetişebilmek için otele gelen müşterilerden birisinin arabasını aldım. Çaldın yani. Çalıntı arabaya mı çarptık? Bir tutuklanmamız eksikti. Arılar! Çabuk! Koş! Arılar suda yaşayamazlar. Hadi gel. Ben suya giremem. Tamam, merak etme. Ben seni tutacağım. Sen sadece panik yapıp beni batırma, tamam mı? Hadi kolumu tut. Hadi. Telefon ya. Ne yapacağız şimdi? Bizim arabaya dönmemiz lazım. Çantam, valizim, telefonum hepsi arabada kaldı. Hayatta ben oraya bir daha geri dönmem. Çıkalım yolda, yardım edecek birilerini bulalım. Sonrası kolay. Kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...